Hebdomon Sarnıcı Diğer adıyla Fildamı Bizans'tan miras kalan dört büyük açık sarnıçtan biridir. Günümüzde Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesinde Fildamı çıkmazı ile Çoban Çeşme sokağın çevrelediği alanda kalmaktadır. Günümüzde Bakırköy belediyesi mülkiyetindedir. Sarnıca, Bakırköy tarihinden itibaren bakacak olursak Bakırköy'ün bilinen en eski adı Hebdomondur. Hebdomon yedinci anlamına gelmektedir. Ayasofya önünde bulunan ve tüm hesaplamaların yapıldığı milyon taşına 7 mil uzakta olduğu için bu balıkçı köyü Hebdomon adını almıştır. Hebdomon'un Bizans'ta en önemli özelliği gelen önemli konukların veya imparatorların şehre girmeden önce burada karşılanıp sefere giden ve dönen orduların burada yapılan törenlerle uğurlanıp karşılanmalarıdır. Konumuz olan Hebdemon açık sarnıcı haricinde bir tane daha sarnıç bulunmaktadır Bakırköy sınırlarında. Yıllardan beri tellerle çevrilerek korunmaya alınmış olan sahil yolunda, Galeriye AVM ile Gelik Restorant arasındaki ağaçlık yerde bulunan bu sarnıç için henüz bir arkeolojik kazı gerçekleştirilmemiştir. Fildamına dönecek olursak, Mimarlar Odası'nın yayınladığı derginin 1967 yılında yayınlanan ikinci sayısında Erdem Yücel yazısında Sarnıcın Veli, Veli Efendi Hipodromu'nun kuzeyinde, Kara surlarındaki altın kapıya 2 kilometre mesafede ve Bakırköy yolunun sağ tarafında yer aldığı yazılmaktadır. İstanbul surlarının dışında kalan ve inşaat tarihi kesin olarak bilinmeyen bu sarnacın 8. yüzyıla ait olması kuvvetle muhtemeldir. Sarnıç, Bakırköy'e yakın Hieria Sarayı ile Kampes Kışlası'nın su ihtiyacını karşılamaktaydı. Hebdemon Sarnıcı, 127 çarpı 76 metre ebadında dikdörtgen bir plan şekli arz etmektedir. Derinliği 11 metre olan sarnıcın duvarları kuzey ve güney cihetinde 4 metre, doğu ve batıda ise 7 metredir. Ayrıca duvarlar hariçten helezonlu bir sistem vasıtasıyla da daha sağlamlaştırılmış olup inşai malzemesini 5 sıra tuğla ile 2 sıra kaba yontma taş teşkil etmektedir. Sarnıcın üst kısmı bugün tamamen toprak ile aynı seviyededir. Fetihten sonra Türk devrinde burası padişahın fillerinin ahırı olarak kullanılmış ve bu yüzden Fildamı yani Filevi ismiyle zamanımıza kadar anıla gelmiş olduğundan bahsedilir ve o yıllarda şahısa ait bostan olarak kullanıldığı söylenmektedir. Bambaşka isimli Bakırköy gazetesi, Sarnıcın mülkiyet hayatı için uzun bir zaman Bornovalı ailesinin mülkü olarak kaldıktan ve bostan olarak kullanıldıktan sonra kamulaştırılarak 1996 yılından itibaren içerisinde konser ve etkinlikler, açık hava sineması düzenlenmeye başlanan Fildam'ı bir gösteri merkezi olarak kullanılmaya başlandığını söyler. Bir süre sonra ise yüksek desibelde müziğin sarnıcın duvarlarına zarar verdiği belirtilerek konser ve etkinlikler kesilir. Başka iddialarda Veli Efendi'deki atların sesten rahatsız olduğu üzerineydi. Hebdemon su sarnıcının yapılış amacı bugün Veli Efendi Hipodromu'nun arazisinde yer alan geniş bir alanda Roma ordusunun talim alanı var. Dolayısıyla Roma ordusu orada talim yapıyor. Aynı zamanda da Bakırköy sahilde Galeri AVM'nin arazisinde yer alan eski bir Roma sarayı var. Ve çevresindeki mahallelerin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş. Roma döneminden kalma İstanbul'un en büyük, en geniş açık hava su sarnıcıdır burası. Günümüzde tabi toprakla dolduğu için yüzeyle neredeyse eşitlenmiş. Dönem dönem burada arkeolojik kazılar oluyor. Tabii çok ilerleyemiyor çünkü Fildamon'un altında dehlizler olduğundan dolayı ve Bakırköy dediğimiz semtin de İstanbul şehrinin şehirleşmiş en büyük ilçelerinden olmasından dolayı lokal olarak kalıyor bu arkeolojik araştırmalar. Onun dışında Fildamon'a gitmek gerçekten çok güzel. Bütün gezgin arkadaşları tavsiye ederim burayı ziyaret etmelerini. Hatta takım çıkartabiliyorsanız ikili... Halı saha maçı bile yaparsınız çünkü bir stadyum büyüklüğünde içerisi yeşil bir alan. Bunun dışında gittiğim zaman her seferinde tabii daha çok kirletildiğini görüyorum. Duvarlara gençler falan yazı yazıyorlar. Ee, dışarıdan gelen insanların olduğunu düşünüyorum bunu yapanların. İkonik böyle çizimler gerçekleştiriyorlar. İnsan anatomisiyle ilgili birkaçını koydum zaten videonun sonuna. Dıştan ve içten e, dolaştığınız zaman içerisi... İçeride oval böyle duvarlar var. O oval duvarların bir tanesine bile boş geçmemişler. Hepsine böyle sprey boyalarla veya başka malzemelerle yazılar falan yazmışlar. Bunlara hiç gerek yok. Mümkün mertebe bunlar da belediye tarafından temiz temizletilsin. Çünkü şu an belediyenin mülkü olarak geçiyor Fieldham. E. Onların mülkiyetine geçmiş. Ben her gördüğümde şahsen böyle tarihi kültür mirasını kirletenleri yazıyla çizimlerle falan. Küfür ediyorum şahsen. Bazı insanlar bir de e, böyle kültür mirasına ya da insanların özel mülküne hayvanları beslemek için mama serpiştiriyorlar yerlere. Hayvanlar onu bazen yiyor, bazen yemiyor. Ortalığa saçılıyor. Çöplük haline dönüşüyor attıkları artıklar. Dönüp toplamanız icap eder bunu ya da hiç atmayın, yapmayın böyle bir davranışı. Bunun hayvanseverlikle hiçbir ilgisi yok. Onu size söyleyeyim leş gibi bir intiba bırakıyorsunuz. Böyle oraya gelen insanlar rahatsız oluyor bundan. Bunun dışında videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz videoyu sevinirim. Videonun sonuna da duvarda insanların yapmış olduğu tahribatları çektim koydum. İzlersiniz. Aranızda yapan varsa da buna bir son versin. Büyüsünler. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkürler.